Bakanın yaptığı açıklamaları biraz daha ayrıntılandıralım istiyoruz. Yani bu uzaktan eğitim nasıl yapılacak, nasıl yapılıyor, öğrencilere nasıl eğitim verilecek? Arkadaşımız Zeynep Kara Mustafa'ya döneceğiz hemen şimdi. Çünkü yanında eğitim uzmanı Doktor Özge Asla var. Zeynep, tabii akıllarda pek çok soru var, merak edilen çok şey var. Onların yanıtını bulmak üzere hemen sözü ben sana ve konuğuna bırakıyorum. Buket, teşekkürler. Evet, herkesin aklında, velisine, öğrencisine, hatta normal vatandaşa kadar herkesin aklında aynı soru var. Uzaktan eğitim dendi ama bu eğitim nasıl yapılıyor? Şimdi devir teknoloji devri. Çocuklar internetle büyüyorlar. Evet, uzaktan eğitim yapılacak. Kimi okullar için bu yeni ama kimi okullar bir süredir zaten uzaktan eğitim sistemini uyguluyorlardı. İşte biz de o okullardan bir tanesindeyiz. Yanımızda da Doktor Özge Aslan var. Kendisiyle konuşacağız. Efendim, önce şimdi sistemi göstereceğiz ama ben söyledim, devir teknoloji devri dedim. Önemini bir sizden alabilir miyiz? Merhabalar. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediği bir dönemde yaşıyoruz. Bu değişim ve dijitalleşme ile birlikte artık öğretmenlerin öğretme yöntemlerinin, öğrencilerin de öğrenme yöntemlerinin farklılaştığı bir dönemle karşı karşıyayız. Artık öğrenciler sadece sınıfa girip öğretmeninden dersi anlamak yerine, dersi dinlemek yerine kendi öğrenme süreçlerini yapılandırdıkları bir dönemle karşı karşıyayız. Bu yüzden biz de Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimize yapay zeka temelli, dijital, kişiye özgü öğrenme platformu olan ve adına MethodBox dediğimiz bir sistem kullanıyoruz. Bunu biz yaklaşık son 2 yıldır kullanıyoruz. Bu sistemde öğrenci öğretmeninden ve okuldan bağımsız olarak kullanıcı adı ve şifresiyle MethodBox dediğimiz sisteme giriş yaparak kendi dijital öğrenme kaynaklarına ulaşabiliyor öğrencilerimiz. Şimdi biz bunu sözde böyle anlattık ama Buket hemen arkadaşım Emre de size gösteriyor. Arkada işte bu sistemi görüyoruz. Hocam, sizinle beraber bir anlatalım isterim. Öncelikle ekranın sol tarafında bakın. Takvim, dersler, testler, raporlar, etütler, ödevler. Yani bir öğrencinin ihtiyacı olabilecek neredeyse bütün başlıklar var. Şimdi ben konunun açılışını böyle yaptım ama söz artık sizde. Hadi tablo üstünden birlikte anlatalım. Öğrencilerimiz 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm dijital içeriklerimizde bu MethodBox sistemi üzerinden ulaşabiliyorlar. Öğrencilerin ilgili olduğu sınıf düzeyine uygun olarak küçük yaş gruplarına daha çok animasyonlar, karakterlerle içerikler oluşturulurken ortaokul ve liselerde ders içeriklerini, temel dersleri içeren konu anlatım videoları var öncelikle. Mesela şu anda bir şey açıldı. Eşlik ve benzerlik giriş gündeki Her haline. derse ilişkin ilgili sınıf düzeyine yönelik konu anlatım videoları var. Öğrenci burada ilgili sınıf düzeyinde o haftanın planı neyse öğrenci konu anlatım videosunu burada dinleyebiliyor. Ardından konu anlatım videosundan sonra o konuyla ilgili tekrar testleri var sistem içerisinde. Bu tekrar testlerine öğrenci girip sistem üzerinden optik forma doldurur gibi bir teste başla seçeneğiyle giriş yapıyor öğrenci sisteme ve testinde soruları tek tek cevaplıyor. Anlık olarak testi cevapla bitir dediğinde sistem otomatik olarak çok kısa bir sürede cevaplarını öğrencinin doğru ve yanlışlarını sistem üzerinden gösteriyor. Şöyle çok güzel Bir bir avantaj. süre de var mı bu arada burada? Yani öğrenci şimdi bilgisayar başında olacak ama. Tabii ki her süre için hani, öğrencinin yaş grubuna uygun olarak LGS ve YKS'deki zaman planlamasına her soruya düşen soru süre bazında öğrencilerimizi biz test için bir süre veriyoruz zaten. Ben bu noktada bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi öğrenci testi çözdü diyelim ki doğru yanlışlar çıktı. Yanlış soruya geldiğinde ben yanlışı nerede yaptığımın cevabı var mı? Çünkü sınıfta öğretmene sorabiliyorsunuz Evet. ama bu sistemde var mı? Bu sistem üzerinde de öğrencinin yanlış yaptıkları kırmızıyla, doğru yaptıkları yeşille gösteriliyor. Öğrenci yanlış yaptığı seçeneği tıkladığında o sorunun soru çözüm videosuna sistem üzerinden ulaşabiliyor. Bu şöyle bir avantaj sağlıyor öğrenciye. Öğretmenine sormak yerine buradan tamamen detaylı bir şekilde aynı zamanda soru çözümüyle birlikte konu anlatımı da içerik de anlatıldığı için öğrencinin yanlış yaptığı konuları tekrar etmesine olanak sağlıyor sistem. Şimdi ben bu noktada çevremizde de çok sayıda veli var tabii. 8 ve 12. sınıf öğrenci velileri de daha diken üstünde. Çünkü diyorlar ki öğrencilerimiz bizim sınava girecek. Ne yapacağız? Onlara nasıl mesela bu sistemin ne gibi faydası olur? Aslında haklı olarak en tedirgin olan veli grubu 8 ve 12. sınıflar. Çünkü onların Haziran ayında girecekleri LGS ve YKS sınavı var. Ve bu sürece bu sınava aralıksız hazırlanmaları gerekiyor. Biz kurum olarak bu pazar günü 15 Mart pazar günü 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize
öğrencilerimize canlı olarak online ders anlatımları gerçekleştireceğiz. Şimdi ekranda da görüyoruz zaten. Şu anda bunu bu arada Buket oynatamıyoruz. Çünkü canlı yayın adı üstte pazar günü yapılacak ama pazar günü buraya tıkladığında öğrenciler tüm Türkiye ne görecek? Öğrenci yine Methodbox kullanıcı adı ve şifresiyle buraya giriş yaptığında ilgili pazartesi günü hangi dersi varsa öğrencinin o derse ne anlatılacaksa öğretmenlerimiz canlı olarak tüm Türkiye'de aynı anda konu anlatım videoları ile birlikte dersi işleyebilecekler. Dersi işledikten sonra nasıl ders sonrası tekrar testler çözülüp öğrenilip öğrenilmediği test ediliyorsa bu sistem içerisinde de öğrencimizin konuyu anlayıp anlamadığını test etmek için az önce gösterdiğimiz gibi yine bir testle karşı karşıya kalacak öğrencilerimiz. Peki bu gibi sistemlerde evet öğrenci videoya oynatacak. Nerede yanlış yaptım ancak mesela şu anda da açıldı. Burada sesli bir anlatım var. Evet. Bunun herhangi bir kotası var mı? 3 kere dinleyebilir öğrenci, 5 kere dinleyebilir gibi. Biz sistem üzerinden zaten hangi öğrencinin hangi videoda ne kadar süre kaldığını ne kadar soruya doğru ve yanlış cevap verdiğini zaten test edebiliyoruz. Buradaki amacımız da şu, kişiye özgü öğrenme platformu dediğimiz bu Methodbox'ta öğrencilerimizin öğrenme sürecini destekliyoruz. Örneğin sınav grupları için biz hedef belirleme çalışmaları yapıyoruz. Orada da öğrenci LGS için ve YKS için örneğin üniversite tercihinde bulunuyor. Şu üniversitede girmek istiyorum diyor. Sistem içerisinde dinlediği konu anlatım videolarından ve soru çözüm videolarından şuna ulaşıyor. Senin hedefine ulaşman için aslında tamamen bir öğretmen gibi yönlendiriyor. Hedefine ulaşman için işte matematik dersinde bu konuyu tekrar dinlemen gerekir. Fen bilgisi dersinde öğrenciye şu testleri tekrar çözmen gerekir gibi aynı bir öğretmenmiş gibi yönlendirme yapan bir sistemle karşı karşıyayız şu an. Şimdi hemen ekranda Emre zaten gösteriyor size. Bakın işte ders ve dersin altındaki konu başlıklarını görüyoruz. DNA ve genetik kod, basınç, madde ve endüstri, basit makineler. Aslında anladığımız kadarıyla öğrenci sınıfta bile olsa hafta hafta ya da ders ders işlenmesi gereken konular bu sistemde de arka arkaya sıralanmış durumda. Yani öğrenci bir gün DNA ve genetik koda çalıştığında ertesi gün basınca ve madde ve endüstriye mi çalışacak? Zaten bununla ilgili biz de pazartesi günü dün Sayın Bakanımız ifade ettiği gibi biz de pazartesi günü velilerimize hangi gün hangi konu işleyecekleriyle ilgili bir bilgilendirme atacağız. Sistem üzerinden aynı zamanda nasıl öğretmen konuyu tekrar ettiğinde okulda konu sonrası bir ödevlendirme verdiği gibi biz de öğrencilerimize burada bireysel öğrencinin öğrenme düzeyine ve öğrenme hızına yönelik olarak bireysel kişiye özgü ödevlendirmeler de yapıyoruz. Yani öğretmenimiz evet öğrenciyle birebir değil, karşılıklı sınıf ortamında değil ancak öğrencisine uzaktan öğrencinin seviyesine uygun olarak da ödevlendirme de ve yaprak testler de gönderebilecek. Ben rica edeceğim sizden bir ana sayfaya bir gelebilir miyiz? Ana sayfada da şu bütün konuları bir göstermek istiyorum. Bakın son sınavın mesela sınavına gitmek için tıkla diyor. Ödev bilgisi eğer ödev varsa görünüyor ama şu anda aktif ödeme bulunmamaktadır diyor. Etüt bilgisi var ki öğrenciler için çok önemli bir şey etüt. Yine ayrı ayrı dersler var. Mesela Türkçe'ye gelelim cümle türleri diyor. Bir girebilir miyiz acaba onun için? Hani neler çıkıyor karşımıza? Öğrenci neler görecek? Bir anlatır mısın? O yaş düzeyine uygun olarak Türkçe dersine ilgili konu anlatım videoları zaten her türlü içeriğimiz mevcut. O konuyu öğrenci dinledikten sonra altta detaylı tüm konu anlatım videoları, konu tekrar testleri, öğrenci ne kadar çok tekrar ederse farklı sorularla, farklı soru tarzlarıyla öğrencilerimiz dinliyoruz. Ama ana sayfadan ben şunu da göstermek isterim. Özellikle ana sayfaya dönersek tekrar. Ana sayfada öğrencilerin sınav sonuç bilgisi var. Bu sistemin bence en büyük avantajı dün bakanımıza da soruldu. Özellikle 8 ve 12. sınıflar evet Haziran'da bir sınav var ve bu öğrenciler sınava düzenli giremediklerine nasıl hazırlanacaklar? Bu süreç kesintiye uğrayacak mı? Bu sistemin büyük bir avantajı online olarak bu sistem üzerinden sınavlar gerçekleştirebiliyoruz. Öğrenciye tüm Türkiye'de aynı anda online olarak sınavlara tabi tutuyoruz ve çok kısa bir sürede cevaplar alındıktan sonra da öğrencinin tam bir röntgenini çekmiş oluyor sistem. Yani diyor ki burada konu eksiğin var ve bu konuları tekrar etmen gerekir gibi detaylı sınav sonuç raporları da verebiliyoruz sistem üzerinden. Özge Aslan çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Buket aslında daha anlatılacak çok yönü var bu uzaktan eğitimin ama biz gösterebildiğimiz kadarını gösterdik. Eğitim uzmanları da şunun altını çiziyorlar. Veliler asla akıllarında soru işareti olmasın. Çünkü gerçek bir öğretmen öğrenci ilişkisi sınıfta nasıl oluyorsa uzaktan eğitimle de aynı ilişki aynı verimlilikte devam edecek diyorlar diyelim sözlerine.